Gerçeğe büyük. Büyük öğrendim. Bugün burada Lugano Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nde hep beraber ilk defa birlik cemimizi kuracağız. Şimdiden hayırlara vesile olması dileğiyle hepinize aşkınıza niyaz ediyoruz. Değerli canlar, benim adım Necati Çanlı. Babam Hasan, dedem Abdullah. Şiranlı Sifon, Atam Ceddim Seyit Nuri Cemal Abdal soyundan geliyorum. Poz sahibiyiz. Bugün burada Ceddim Seyit Abdal Cemal'in seceresi İmam Cafer-i Sadr'a kadar bağlanır. Ben işinizden biriyim. Ben sizden biriyim. Burada Mevlana'nın dediği gibi haldım, piştim, yandım der. Biz haldık. Şimdi burada sizinle beraber pişmeye geldik. Ben ilk defa postuma burada sizlerle beraber rehber olarak hizmet edeceğim. Bundan dolayı çok büyük şeref ve onur duyuyorum. Dolayısıyla yalnız bilirsiniz Alevilik'te Rıza şehri vardır. Rızasız bahçenin gülü delilmez, rızasız sofranın lokması yenmez. Dolayısıyla ben sizlerden şimdi burada rızalı tedbirler alacağım. Benim rehberliğimden hoşnut ve razımsınız. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah da sizden razı olsun. Yanımda Ali dede amcam, amcamın oğludur. Parasını oturmaktadır. Yine Ozan Kirozan dedemiz, benim hala dayı çocuklarıyız. Biz bu postun makamına, şerefine nail olmuş insanlarız. Bunu götürmek istiyoruz. Dolayısıyla hep beraber sizi bugün cem edeceğiz. Birlikte helallik vereceğiz. Bundan dolayı da ben kendi adına, onların da adına, postumun da adına şereflerimizi, onurlarımızı bildiriyoruz. Canlar, yurt içinde ve yurt dışında yıllarca Alevilik gizli gizli zulümlerden, baskılardan saklanarak Alevi'yi dileler sayesinde bugüne kadar getirmeye çalıştı. Dolayısıyla ama günümüzde artık cem ve sevaplarımız Alevi olan olmayanlarla hayranlıkla görülebiliyor. Artık cemlerimizi televizyonlarımızda her yerlerde açıkça sunuyoruz ve bizim hakkımızda onlar bunu söndürüyorlar deyip iftira atanlar artık utanç içinde. Dolayısıyla en azılı Alevi taraftarları, aleyhtarları bile bu konuyu unutmuş görünüyorlar. Bu nedenle Alevilik inancını yüzyıllar boyunca cem ibadetleriyle dağ taş demeden köy, bayır gezen bütün dedelerimize ve onlara ikrar vermiş, talip olmuş taliplerin emeklerine ve burada bugün çatısı altında ibadet ettiğimiz bu derneğin kurucularına, emek veren herkese, hepimiz beraber aşkın yazık edin, hepsine 12 imamlar yardımcıları olsun, 12 imamlar şefaatçileri olsun. Allah 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 Allah. 12 imamlar gerçek erenlerin yüzü suyu hürmetine toplumumuzu, birlik bütünlüğümüzü bozmasın. Kurumlarımızı güçlendirsin, sağlık, başarı, mutluluk versin. Bu derneğin oluşumuna katkısı olan herkesin Hızır yoldaşı olsun, 12 yıllar şefaatçisi olsun. Değerli canlar, Yunus der ki, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yuvaz değil. El odur ki alçak duran, göz odur ki hakkı gören,
Yol budur ki hakkını görür. Alçakta yüceden bakan göz değil. Şimdi Yunus diyor ki, bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil diyor. Şimdi bir insanı kırmak, incitmek, yani kul hakkı yemek, onu incitmek kadar büyük bir günah yoktur bizim inancımızda. Dolayısıyla biz Cem'de, insanlar Cem'de Cem olurken, ahirete gitmeden önce, hakkınızı ölmeden önce ölünüz, hesaba çekilmeden önce hesabınızı görünüz. Ahirete kul hakkıyla, kul hakkıyla gitmeyiniz. Hiç kimseyle alıp vereceğiniz kalmasın. Alnınız açık, yüzünüz pak olsun. Dürüst, mert, iyi niyam, iyi niyetli. İnsan-ı kamiller safında yerlerinizi alın ve insan-ı kamil olun. Halk sizden razı olsun ki siz de haktan razı olun. Ve döktüğünüz varsa doldurun, ağlattığınız varsa güldürün. Tanrı'nın da buyurduğu gibi kul hakkı en kutsaldır. Biz alevilerin piri, mürşidi, rehberi ve müsaidi vardır. Cem, kırklar cebinden bu yana bize gelen bir ibadetin adıdır. Cem alevilikte önemli bir dinsel ibadetin adıdır. Cem'de 12 hizmet vardır ve bu hizmetlerin ayrı ayrı sahipleri vardır. Her alevi yılda bir kez görgüden geçer. Hal ve gidişatının muhasebesini yapar. İkrarını tazeler. Ve topluma hesap verir. Kendilerinden şikayetçi olan, kırdıkları insanlar varsa, Cem'de bunlardan haklı görülürlerse, şikayet edilenler onları razı etmek zorundadırlar. Kimseyle küsülü, kırgın, dargın kalamazlar. Birilerine hakları geçtiyse ya da başkasının kendisinde hakkı kaldıysa hesaplaşır, helallik verir. Barışmadıkça görgülere yapılmaz. Borçları varsa görgüden önce ödeyeceklerdir. Değerli canlar, yıllık görgüden geçen talipler aynı zamanda daha önce de aynı hatayı tekrarlamamak üzere tövbe ederler. Ve görgüden geçtikten sonra manen temizlenmiş olurlar. Ancak bundan sonra cennete katılırlar ve görgü sorgudan temizlenmiş olduktan sonra helal lokmalarını yerler. Düşkünler, haksız yere eşini boşayanlar, haram kazanç sağlayanlar, yalancı şahitlik edenler, nefsine hakim olamayanlar, hırsızlık yapanlar, adam öldürenler, annesine, babasına evlatlık vazifesini yapmayanlar, insanlara zarar verenler, komşusunu inciten, işçi ve yetim hakkını yiyenler cebe alınmazdır. Adam öldürmüş, karısını haksız yere boşamış bir kişi camide ibadet edebilir. Ama bizim cebimize giremez. O yüzden kırklar cebinde yolsuzluk yapmış birisi kesinlikle giremez ve alamaz. Hazreti Muhammed'in ben ancak güzel huyları tamamlamak için geldim sözünün de